Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah, essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah, essalatu vesselamu aleyke ya Hatemen Nebiyyin. Kıymetli izleyenlerimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 7. yılındaki Hudeybiye musalahasından Mekke'nin fethine kadar birkaç olayı sizlerle istişare, müzakere etmiş olalım. Müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye antlaşmasına kadar, yani Medine-i Münevvere'nin ilk 7 yılında Mekkeli müşriklerle uğraşmışlardı. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı ve aralarda bulunan bazı olaylar, seriyeler, gazveler, bunların hepsi Mekkeli müşriklerle zuhur etmiş bazı olaylardı. Bunun yanında Beni Kaynuka, Kurayza, Beni Nadir oğullarının Yahudilerle Medine'de bulunan Müslümanların, müminlerin savaş etmeleri ve onları yurtlarından sürmeleri, Yahudilerle yapılan bir takım savaşlar ve antlaşmalar mevcut idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye musalahası antlaşması neticesinde Mekkeli müşriklerle antlaşmış ve aralarında 10 yıllık bir sulh imzalanmış idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye 180 kilometre mesafete bulunan Hayber kaleleri mevcut idi. Orada Yahudiler bulunuyor ve o Yahudiler kalelerinde daha çok ticaret ve hurmalıkları ile meşhur ve bu ticaretle uğraşan, ticaret yol güzergahı üzerinde bulunan Hayber stratejik olarak da çok önemli bir yerdi. Mekkeli müşrikleri öteden beri destekleyen, onlara bazı mali yardımlar sunan, hatta civar kabilelerden Gatafan, Süleym, Fizare gibi kabilelere bağış veren, askeri destek sunan Hayber Yahudileri, bu müşrikleri, müşrik kabileleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'nin üzerine kışkırtmış ve onları hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşa el altından, perde arkasından sürüklemiş bir topluluktu. Hayber öteden beri bereketli toprakların bulunduğu ve zengin insanların bulunduğu, ticaret yapan insanların bulunduğu bir yer olduğundan dolayı maddi durumları çok yerinde olan ve bu maddi durumlarını da hep fitne fesat peşinde harcayan Yahudiler topluluğunun bulunduğu bir bölgeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerle yapmış olduğu sulhten sonra Hayber Yahudileriyle de sulh yapıp İslamiyet'in yayılmasını arzu etmiş, birkaç elçi göndermiş. Bu elçilere olumlu cevap geriye dönüş olarak gelmemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Gatafan kabilesine Hayber Yahudilerinin göndermiş olduğu bir teklif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hazırlık yapmasına sebebiyet vermişti. Yahudilerin müşrik olan Gatafan kabilesine yapmış olduğu teklif şu idi. Hayber'in bir yıllık hurma mahsulleri Gatafan kabilesinin savaşçılarına ganimet olarak verilecek ve bunun karşılığında Medine'ye Gatafan kabilesinin savaş açması ve Medine'yi istila etmesi konuşuluyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öteden beri Mekkeli müşriklere destek sunan, Mekkeli müşrikleri perde arkasından destekleyen bu Yahudilerin yapmış olduğu bu hareketten dolayı üzgündü. Zira Beni Nadir oğulları
Medine-i Münevvere'den sürülmüş, ileri gelenleri Hayber'e sığınmış Hayber Yahudilerini de kışkırtıyorlardı. Hayber, on binlerce savaşçının bulunduğu, savaşmayı bilen, maddi durumları yerinde olan, geçim sıkıntısı, yiyecek içecek gıda sıkıntısı çekmeyeceğini düşündüğü kaleler topluluğuydu. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş oldukları elçilere asla rıza göstermediler. Onlarla bir antlaşma, sulh yoluna gitmediler ve sulhu geri çevirdiler, reddettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2000 kişilik bir sahabi ile Hayber'e doğru yola çıktı. Medine-i Münevvere ile Şam yolu üzerinde bulunan Hayber'in arası 3 günlük, 4 günlük bir mesafeydi. Yani normal piyade yürüyüşü, ordu yürüyüşü ile 3 günlük, 4 günlük mesafeydi. 180 kilometrelik bir mesafe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber kalelerinin olduğu yere geldiğinde yine bir elçi gönderdi. Ve onlara sulh teklifinde bulundu. Yalnız onlar, biz ne benzeriz Mekkeli müşriklere, ne benzeriz falanca kabileye, ne benzeriz filanca sizin elde ettiğiniz, savaşta üstünlük gösterdiğiniz şu topluluklara biz benzemeyiz diye biraz kibirlendiler. Biraz mali durumlarına, biraz silah bolluğuna, biraz askeri gücün kendilerinde olduğunu düşünerek teklifi reddettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber kalelerine gelecek yardım yollarını kesmiş, kaleleri kuşatmış, kalelerden çıkmalarını bekliyorlar. Kalelerinden çıkmıyorlar. Bazı birlikler çıktığı zaman imha ediliyor. Derken savaş 10 gün çok şiddetli ve çetin geçmiş oldu. Kuşatma günlerinde ve 10 günlük muhasara içerisinde Müslümanlar 2000 kişilik kuvvetleri ve havanın hararetli sıcak oluşu Müslümanları biraz bitkin hale düşürmüş idi. Yalnız Hayber'dekiler kalelerinde bulunuyor, on binlerce savaşçıları var, gayet rahatları yerindeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in en sağlam kalelerinden bir tanesi olan Kamus Kalesi'ni fethetmek için hücum ediyorlar. Yalnız karşılığında bir türlü kaleyi fethedemiyorlar, içeriye giremiyorlardı. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de rivayet edilen bir hadisi şerife istinaden, ben yarın sancağı öyle bir kişiye vereceğim ki Allah Celle Celaluhu Hayber'i o kişinin eliyle fethini müyesser kılacak buyuruyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertesi gün sabah olduğu zaman yanındakilere buyuruyor ki, Hazreti Ali'yi göremiyorum, nerelerdeler? Diyorlar ki, ya Resulallah, Hazreti Ali Efendimizin gözlerinde bir ağrı var. Bu ağrıya binaen göz ağrısına tutulmuş. Diyorlar ki, çağırın gelsin. Hazreti Ali Efendimiz'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini ağzından çıkardığı tükürüğüne sürüyor ve o tükürüğü Hazreti Ali Efendimizin gözlerine sürüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'deki mucizelerinden bir tanesi ve Hazreti Ali Efendimizin gözleri eskisinden daha güzel, daha hoş olarak gördüğünü hem kendisi hem etrafında bulunan, olaya şahit olan sahabe efendilerimiz aktarmış oluyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün sancağı Hazreti Ali Efendimizin eline veriyor. O devrin harp kurallarından bir tanesi de kendisine güvenen baba yiğitler ortaya çıkar.
birebir mübarezeleri olur. Bu çarpışmaların neticesinden sonra ordular birbirlerine savaş ilanı yaparlardı. Hayber'in en ihtişamlı kale komutanı, Kamus Kalesi'nin komutanı Merhab ismindeki adam, kendi arkadaşları, kendini tanıyanlar tarafından silahşör olarak, iyi bir savaşçı olarak şöhret bulmuş, kendine güvenen cesur kişi ortaya çıkmış ve Müslümanlara şöyle hitap etmişti: "Ben kale komutanı Merhab'ım. Karşıma çıkacak varsa buyursun." dediğinde Amir ismindeki sahabi karşısına çıkmış ve kendi aralarındaki çarpışmanın neticesinde Amir şehit olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Amr'in şehadetini müjdelemiş, şehit olduğunu sahabe efendilerimize ilan etmiş ve akabinde Hazreti Ali Efendimiz Merhab'ın karşısına çıkmış. Çok kısa zaman içerisinde şiddetli bir kılıç darbesiyle Merhab'ı yere sermişti. Kendi kalesindeki bulunan, gözleri açık, pür dikkat izleyen kişiler tarafından, askerleri tarafından inkisara uğramış, hayal kırıklığı yaşatmış ama aynı zamanda Müslümanların cephesinde tekbir sesleri, Allahu Ekber nidaları yükseliyor ve Hazreti Ali Efendimizin kale komutanı Merhab, yiğit, şöhretli olan o insanın ölmesine sebep olmuş ve Hazreti Ali Efendimiz onu bir kılıç darbesiyle yere sermiş. Neticesinde Hayber Kalesi'ni fethetme noktasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zikretmiş olduğu, "Yarın öyle birine sancağı vereceğim ki Hayber'in fethi onun eliyle müyesser olacak." hadis-i şerifinin güzelliği ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi beyanı gerçekleşmiş oldu. Çetin geçen, muhasarasıyla beraber ayları alan bu Hayber'in fethinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz birçok meşakkat yaşadılar. Güneşin hararetinden savaş meydanındaki çarpışmalara varıncaya kadar, yiyecek içecek sıkıntısına varıncaya kadar birçok sıkıntı çekmiş oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz bu sıkıntılara göğüs gererek Hayber'in fethi müyesser oldu. Sahabe efendilerimizden 15 tane şehit vardı. Ama Yahudilerden de 90 ve 100 arası ölü mevcut idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in fethinden sonra oradaki Yahudilerle anlaşmalar yapıldı. Zira onlar hem ticaret ile uğraşıyorlar hem de hurma bahçelikleriyle meşgul oluyorlardı. Sahabe efendilerimizin arasında gazveye, savaşa katılan gazi sahabelere dağıtım yapılmış oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in fethinin müyesser olmasına çok sevindi. Zira önlerinde Müslümanların, müminlerin önlerinde en büyük engellerden bir tanesi nasıl Mekkeli müşrikler ise, ikincisi de Hayber'e kaçmış, Hayber'e sığınmış, her zaman nifak tohumu eken Yahudiler idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birincisini Hudeybiye antlaşması ile sulh olarak bağlamış, ikincisi Hayber'de bulunan Yahudileri de sulh antlaşması ile bağlamak istemiş. Yalnız onlar sulhe yanaşmamışlardı. Savaşı tercih ettiklerinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hicretin 7. yılında sıkıntı ve meşakkatli bir günde Hayber fethedilmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in fethine çok sevinmiş. Aynı zamanda bu sevincini irade ederken, "Hayber'in fethine mi sevinsem, Cafer ve arkadaşlarının Habeşistan'dan bizlere kavuşmama mı, bizlere ulaşmasına, beraber sarılmamıza mı sevinsem?" diye hadis ve tarih kitaplarında yerini almıştır bu sözü. Bu vesileyle Hayber'de şehit olan ashab-ı kiram efendilerimizin şehadetini Rabbim makbul eylesin. Yüksek makamlar onlara Rabbim
nasip eylesin ve aynı zamanda bizleri de o şühedanın şefaatine nail eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethettikten sonra dönerken Fedek arazileri olsun, Yahudilerin bulunmuş olduğu bölgelerden bir bölge, Vadil Kura denilen bölge olsun, buraları fethederek geriye dönüş yaptı ve oralardaki arazileri de hem orada yaşayan Yahudilerle antlaşma yaparak hem de bazı sahabiler arasında, savaşa katılanlar arasında ganimet malı bölüşmesi yaparak, oraların ahkamını, hükümlerini de yerine getirerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye dönmüş oldu. Yalnız Hayber fethedildikten sonra civarda bulunan, henüz daha Müslüman olmamış diğer kabileler tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe efendilerimizin bir cesaret ile 2000 kişilik bir ordu ile 10.000 kişilik kalelerinde bulunan sağlam yerleri olan savaş olarak üstünlüğü elde tutan bu Hayber Yahudilerini yenmeleri, Müslümanların zaferi onların arasında çok ciddi bir yankı bulmuş ve onlar kendileri yavaş yavaş husumetlerini, düşmanlıklarını gidermiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile antlaşma yoluna gitmişler. Hatta birçok kabilenin yavaş yavaş bölük bölük gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine dinlerini öğretecekleri, muallimler talep etmeleri, hoca efendi talep etmeleri bu zamandan sonra ortaya çıkmıştır kıymetli izleyenlerimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kabilelerin, yani Müslüman olmayan Arap kabilelerinin İslamiyet ile şereflenmesi için sahabe efendilerimizi yönlendirmiş ve artık bir irşat vazifesi hayata geçmiş oluyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu irşat vazifesini yapacak sahabe efendilerimizi Ashab-ı Suffe'de yetiştirmiş olduğu o büyük sahabileri oralara dini celili İslam'ı anlatmak için gönderiyor ve oralardan çok güzel olumlu cevaplar ve neticeler elde ediyor. Oradaki insanlar İslamiyetle şerefleniyor, Müslüman oluyor ve bunları da kabilelerinde yayarak dini celili İslam'ın artık Hicaz Yarımadası'nda, bölgesinde İslamiyet'in yayılmasına onlar da vesile olmuş oluyorlardı. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.